Nasılsın? Nasılsın? And? Görüşürüz. Say again? Görüşürüz. Kolay gelsin. I'm saying it wrong now? No, it's good. Say kolay gelsin. Kolay gelsin. Görüşürüz. Görüşürüz baby. Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Yeni bir video ile tekrar sizlerleyiz. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Türkçe öğretiyorum, o da bana İspanyolca öğretmeye çalışıyor. Bununla alakalı yakında bir videoda çekmeyi düşünüyorum. Bilmiyorum, belki ilginizi çeker ama ben ona Türkçe öğretmeye çalışacağım. O bana İspanyolca öğretecek. Kendisi biliyorsunuz zaten, eski videoları da görmüştünüz. Kübalı kız arkadaşım. Ha? Say, say görüşürüz de gel. Görüşürüz. Görüşürüz. Ya. Yeah. Kolay gelsin. Kolay gelsin and then nasılsın? Nasılsın? What is the meaning of nasılsın? Nasılsın is hello. No, how are you? How are you? Nasılsın? How are you? And görüşürüz. Like goodbye. Görüşürüz. I say cut. Yeter diyor artık. Bu kadar fazla diyor. Yeni video yüklersem işte orada izlersiniz. Her neyse, bugün sizlere Amerika'da olan alışveriş çılgınlığı, yani Black Friday hakkında konuşacağım. Ben bu Black Friday'i zaten önceki videolardan biliyorsunuzdur. Black Friday ile alakalı bir video çekmiştim. Televizyon almıştım. Aldığım her şeyi sizlere göstermiştim. Geçen yıl bu Black Friday'i de aynı şekilde takip ettim. Yaklaşık 2 aydır, 3 aydır sürekli takip peşindeyim. Hiçbir şey almadım. Bugünü bekledim. Ama beklediğim indirimleri yakalayamadım. İstediğim şeylerde indirim yoktu. O yüzden benim için biraz hayal kırıklığıydı. Aslında bu videoyu çekmeyecektim ama tabii biliyorum siz şimdi Black Friday'de nasıl indirimler var merak ediyorsunuz. Walmart'a gideceğim, Best Buy'a gitmeyi düşünüyorum. Onun dışında Costco'ya gitmeyi düşünüyorum. Bu tarz mağazalara gidip video çekmeye çalışacağım. Çok fazla insan var şu an. İnsanlar gecenin 4'ünde, 5'inde mağazaların önünde sıraya giriyor normalde. Biz şu an öğlen 1 oldu, 2 oldu. Ben gittiğim zaman orası çok kalabalık olacak. Büyük ihtimal sizlere çok bir şey gösteremeyebilirim. Ama sizlere özel bir liste yaptım. Bu listeyi sizlere açıklayacağım. Amerika'da şu an Black Friday'de bulabileceğiniz en iyi 10 deal, yani 10 indirimi sizlere göstereceğim. Benim için tabii bunlar. Eğer siz de teknolojiyi seviyorsanız, onun dışında evle alakalı evinize yatırım yapmak istiyorsanız, öyle söyleyeyim, kısaca bilgi vereyim. Televizyon vesaire, onlar hakkında bilgi vereceğim aslında. Televizyonlarda güzel indirimler var. Ama ben geçen seneyi aldığım televizyonu hala kullanıyorum. 58 inç televizyonu 220 dolar mı 250 dolar mı ne almıştım. Şu an aynı paraya anca 50 inç falan alabiliyorsunuz. O yüzden mükemmel bir indirim yok dedim. Ama indirimleri sizlere göstereceğim. Şimdi arabaya atlıyoruz, Walmart'a gideceğiz. Walmart'taki indirimlerle videomuza başlıyoruz. Şimdi sizlere bahsetmiş olduğum markete geldim. Adı Walmart. Zaten Amerika'da yaşayanların çoğu biliyordur. Türkiye'dekiler de benim videolarımdan biliyordur artık. Bu markette ucuz ürünleri bulabiliyorsunuz. Bir de Black Friday olduğu zaman çok daha fazla uygun olabiliyor. O yüzden ilk önce buraya geleceğiz. Şu an arkamdaki kalabalığı görebilirsiniz. Çok fazla insan var. Sizlere olabildiğince indirim göstermeye çalışacağım. Tabii kamerayla girmem yasak. Birkaç kez kovulduğum için biliyorum. O yüzden telefonumla gireceğim ve çekimleri telefonda yapmaya devam edeceğiz. Maskelerimizi takıyoruz bu arada. Hala maskeyle takıp her yere giriliyor. Ben maskeyi şu an unuttum. Nilda'dan gördüm. Maskemi alacağım. Ben de içeri doğru geçiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi mağazadayım. Hemen görevliye sordum. Black Friday indirimleri nerede? O da online var şu an dedi. Mağaza fiyatlar normal dedi. O yüzden şimdi sizlere normal fiyatları göstereceğim. Aslında NBA 2K21 ve FIFA 2021'i gösterecektim ama onlar çünkü şu an 25-26 dolar ya da 29 dolar olduğunu düşünüyorum. O civarlarda, normalde 60 dolar. Şu an FIFA 2020'ler burada 60 gözüküyor ama dediğim gibi online fiyatlarına bakarsanız yan tarafa sizlere koyacağım. Orada FIFA 21'in fiyatı 30 dolar olması gerekiyor. Yarı yarıya bir fiyat. İndirimi var normalde ama dediğim gibi burada indirimleri göremedim. Şimdi buradan ayrılacağız herhalde. Çok fazla Black Friday indirimi yok. Çok fazla insan da yokmuş. Ben daha fazla insan bekliyordum. Yenileri buraya koymuşlar. Burada 70 dolar gözüküyor. Bunlar internette şu an 30 dolar arkadaşlar, dediğim gibi. Xbox için olanlar bunlar tabii. Bende Xbox var. Daha yeni PlayStation 5'i almadım. Mafya var. Mafyanın şu versiyonu ben de oynamak çok istiyorum. Oyun kısmında böyle. Çok fazla deal yok. Dediğim gibi buradan şimdi çıkıp başka yere gidebilirim. Ama sizlere internet üzerinde olan deal'ları yan tarafları koyacağım. Oradan zaten bakabilirsiniz. Burası Xbox reyonu. Sizlere PlayStation 5'leri de göstereyim. Bu arada PlayStation 5 ve Xbox fiyatlarını da yan tarafa koyacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Burası PlayStation 4. Mesela Witcher 20 dolar. Diğer oyunlarda Star Wars falan burada görebilirsiniz. Diğer oyunlar da burada. Ama PlayStation'ın fiyatlarını bilmediğim için çok fazla yorum yapamayacağım. Ben eskiden beri Xbox oynuyorum ama FIFA 2021 mesela 70 dolar. Dediğim gibi online fiyatı 30 dolardı. Böyle bir fark var. Şimdi sizlere mağazadaki televizyon fiyatlarını göstereceğim.
65 inç bu televizyonun fiyatı $468. Ama dediğim gibi Black Friday indirimi falan hiçbir şey yazmıyor. Bu büyük ihtimal çok daha düşük fiyatlara alınabilir. Burada da Sony'nin 55 inçlik bir tane televizyonu var. $548. Hemen yan tarafa geçiyoruz. Burada $108 bir televizyon var. Bu da büyük ihtimal Walmart'ın markası. 10 diye geçiyor. 32 ekran $100. Burada $628 olan Sony'nin televizyonu var. Bu da 65 inç. Şimdi burada LG'nin televizyonu var. 55 ekran. $348. Diğerlerde de bakıyorum, televizyon başka yok. Şu an mağazadaki Black Friday döneminde Walmart fiyatları bu şekilde. Online olarak dediğim gibi yan tarafa bıraktım. Oradan bakarsanız biz Best Buy'a doğru geçiyoruz. Şimdi Costco'dayım. Benzin dolduruyorum. Normalde benzin fiyatları ortalama 1.9, 1.95, 2 civarında gezerken Costco'nun benzin fiyatı 1.75. O yüzden buradan üyelik almıştım. Bu da benzin doldururken yararlı oluyor. Şimdi benzinimi dolduracağım. Daha sonrasında mağazaya gideceğiz. Costco'daki indirimleri sizlere göstereceğim. Şu an çok fazla yoğun. Araçlardan görebilirsiniz. İçeri girmeye çalışacağız. Hadi bakalım. Mağazadayız. Burada bir tane televizyon var. Bu $600. 65 ekran. Sony 4K Ultra HD. Türkiye'deki fiyatlarını da yazarsanız. Türkiye'deki fiyatlarını bilmiyorum. Bunlar Black Friday fiyatları. Çok fazla insan var şu an burada. Walmart gibi değil. Daha fazla şey göstereceğim sizlere. Bu 75 ekran bir televizyon. $1569. Hemen yanında başka bir 75 ekran var. $750. Ama tabii kalite farkı farklıdır. Bu Ultra HD, bu 4K değil mesela şu televizyon. Yandaki televizyonları da görebilirsiniz. Her yerde televizyonlar var. Bakalım şimdi başka deal'lar bulursam onları göstereceğim sizlere. Aranızda oyun bilgisayarı arayanlara özel böyle bir oyun bilgisayarı var. MSI'ın GE75 modeli, 17 inçlik bir ekranı var. Oyunlar için ideal RTX ekran kartı da varmış. Bunun fiyatı $1200. RTX ekran kartının olması güzel. i7 olması ve 10. jenerasyon olması da güzel. Bence fiyat performans olarak güzel bir ürün diyebilirim. Tabii Türkiye fiyatı çok daha fazladır. Biz burada 1200 TL alıyormuş gibi düşünebilirsiniz. Herkeste laptop var. Genelde böyle laptoplar yok gerçi. Herkeste MacBook falan var burada. Ama alım gücü işte farklı oluyor. Biliyorum derdinizi, anlayabiliyorum sizleri. O yüzden yeni ürünleri göstererek videomuza devam ediyoruz. Şimdi laptoplardan konu açılmışken burada bir tane MacBook Pro gördüm indirimde olan. Bu da 13 inçlik, 16 GB RAM'i var, 512 hafızası var. Bilgileri buraya yazmışlar. Bu $1550. Yaklaşık $1750'dan $200'lık indirimle düşmüş. Diğerlerinde de burada farklı bir indirim var. 13 inç, bu 8 GB'lık 256 SSD. Bu da $1000. Şimdi sizlere benim uzun zamandır takip ettiğim ve sonunda olan indirimlerden bir tanesiyle başlayacağım. Bir tanesi AirPod'un Pro versiyonu, bir de ilk versiyonu. Bende AirPod yoktu. Uzun zamandır kullanmıyordum. Hala kullanmıyorum ama bir kullanma isteği var bu aralar. Sırf denemek istiyorum. Şu arkadaşım önerdi özellikle. Neil de likes AirPods a lot. So she told me that it's gonna be a good idea, right? Yes. Ben de şimdi AirPod Pro'yu almayacağım. Bunlar hakkında kötü şeyler duydum. Sanıyorum recall yaptılar bunları. Bundan almak istiyorum. Bunun fiyatı $110. $130'dan düşmüş. $20'lik saving var. Şimdi sizlere takip ettiğim başka bir indirimi daha göstermek istiyorum. Buradaki iRobot'un Romba adlı bir modeli var. Bunun da E8 versiyonu var. Costco'ya özel çıktı diye biliyorum ben bu E8'i. Evde böyle bu şekilde gezip evinizi temizliyor. Bunlarla alakalı çok fazla indirim yapılıyor. Ama bu ürün özellikle benim dikkatimi çok çekti. Bu ürün $700'dan $580'a düştü. Ama $300'a $400'a olan güzel modelleri de var. Burada da Dyson'ın V11 diye bir tane süpürgesi var. Bu süpürge de çok popüler, çok güçlü bir süpürge. Ben ya bunu almak istiyordum ya bunu almak istiyordum. Bunu alırsam kendimi temizlemeyeceğim. Ama bunu alırsam kendimi temizlemek zorundayım. Ve bu çok güçlü, çok daha fazla şeyi alacağını biliyorum. Ama şu an ellerinde V11 yok galiba. Baktım yan taraflara V8 falan var. İşte orada kısmı da bilmiyorum. Burada Shark diye bir marka var ama bunlar biraz fazla gürültülüymüş. Arkadaşlarım öyle demişti. O yüzden iRobot bakıyorum. Bakalım bunu alabilir miyim, alamaz mıyım? Biraz tuzlu fiyatı $580. Az değil yani. Bakacağız. Bu arada Dyson V11'in fiyatını sizlere göstermedim. Fiyatı $400, $579'lardan düşmüş. $180'lık bir indirim var. Ama bu ürün hakkında çok güzel yorumlar okudum. Neil de denedi, çok ağır dedi. Yaparsan zorlanırsın dedi, ben yapmam falan dedi. O yüzden şu an buna bakmıyoruz. Bu şekilde robot almayı düşünüyoruz. Ama bunun da fiyatı bir robot fiyatına göre biraz yüksek geldi. $580.
Normalde 300 dolara 400 dolara güzel modeller de alınabiliyor ama bu en üst seviyesi diye biliyorum. Şimdi ev için su alacağım ama sizlere bunu göstermek istiyorum. 40 tane su 3 dolar. Benim şu ana kadar Amerika'da gördüğüm en uygun fiyatlı su fiyatı Costco'da. Ve sürekli buradan alıyorum ben de. Çok da kaliteli bir marka Costco'nun markası Kirkland. Burada GoPro indirimini gördüm. Görmüşken sizlere de göstermek istedim. Hala Costco'dayım. GoPro Hero 8 şu an 279 dolar gözüküyor. 60 dolarlık indirim yapmışlar. Yanında da DJI Mavic Mini adlı bir tane drone'u var. Şu drone. Hatta Mavic Mini 2 olarak yeni bir drone daha piyasaya çıkardılar. Onun ilk versiyonu. Bu drone'un fiyatı da 350 dolar. Yeni çıkan Mavic Mini 2'nin de fiyatı 500 dolardan başlıyor. Ama ben bunun yerine Mavic 2 almayı tercih ederim. Mavic Mini 2 daha doğrusu. Bir de Costco'dan sadece bir tane AirPod aldım. İşlem fiyatını tekrar göstereyim. 130 dolar. 20 dolarda indirim vardı zaten. Onun fiyatını da 109 dolar olarak almış olduk AirPod'umuzu. Evet arkadaşlar, Costco'dan çıktık. Costco'da sadece AirPod alabildim. Dediğim gibi çok fazla bir beklentim yok bu Black Friday'de. Belki Cyber Monday'de daha fazla bir şeyler alabilirim. Çok fazla da masraf yapmak istemiyorum açıkçası. Bu Covid'den işlerin ne olup ne bitmeyeceği belli değil yani. Yine bir lockdown olursa 3-4 ay çalışamayabilirim. Bunu da düşünmem gerekiyor. O yüzden çok abanmayacağım bu Black Friday'e. Ama şimdi Best Buy'dayız. Best Buy'da çok daha fazla deal gösterebileceğim. Şu an zaten park yeri zor bulduk biz. İçerisi tıklım tıklım. Oraya gittiğimiz zaman sizlerin merak ettiği oyuncu bilgisayarlarını göstereceğim. Telefon bulabilirsem telefon göstereceğim. Çünkü Samsung'un en son çıkan telefonunda 150 ya da 100 dolarlık bir indirim yaptılar. Öyle bir indirim var içeride, onu gösterebilirim. Sonrasında MacBook'larda indirimler var. Genelde 100 dolar, 150 dolar civarında. Onun dışında oyunlarda indirim var. Zaten Walmart'ta görmüştünüz. Eğer burada bulabilirsem ben NBA 2K21'i alacağım. 2K20 oynuyorum normalde. 21'in fiyatı da 30 dolara düşmüştü. 60 dolardan yarı yarıya bir indirim var. Bu da güzel bir indirim. Bu arada aranızda Xbox kullananlar varsa biliyorsunuz membershipler var. Onu alırsanız genelde %30 kadar bir indirim yapıyorlar. Öyle bir şey var dikkatimi çeken. Şu an için bu. Bir de televizyonlar var. Insignia adlı bir markası var Best Buy'ın. Onun televizyonları çok daha uygun fiyatı olabiliyor. Benim televizyon Insignia değil, 8 inç olan. Burada da 55 inçlik olan var galiba aşağı yukarı aynı fiyatta. Sizlere onu göstereceğim. Şimdi içeriye doğru biz geçiyoruz. Bakın içeride bu şekilde sıra var. İnsanlar Best Buy'a girmeyi bekliyor. Dediğim gibi bayağı bir deal burada olacak herhalde. Göreceğiz. Evet, sizlere bahsetmiş olduğum Insignia televizyonların oradayız. Bu marka Best Buy'ın markası. Sizlere şimdi sağ sol tarafa hangi için bu Black Friday'de nasıl indirime girdiğini gösteririm. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi sizlere bahsetmiş olduğum süpürgelerin yanındayım. Böyle buradaki süpürgeleri görebilirsiniz. Benim ilgilendiğim olan bu E3 Plus olarak geçiyor. 200 dolar indirimde şu an. Fiyatı 400 dolar. Yan tarafta da farklı modelleri var mesela. Burada E5 var, E7 Plus var. Bu şekilde üst modeller de var. Hatta sizlere en üst modeli göstereyim. Buradaki en üst model olan E7 Plus'ın fiyatı 800 dolar. Ama Costco'da daha ucuzdu mesela. Şimdi buraya geldim NBA'yi almak için ve FIFA'yı almak için ama herhalde sabahın köründe gelenler hepsini aldı. Şu an ne NBA'yi bulabildim ne FIFA'yı ama size fiyatları yan tarafa bırakacağım. Dediğim gibi bir 30 dolar kadar indirim olması gerekiyor. Ben orada görmüştüm. Bu arada sizlere bahsetmiş olduğum üyelikler şöyle. 3 aylık için bahsetmiş olduğum Gold Premium üyelik bu. Normalde aylık 15 dolar ücreti var. Tabii bu şekilde aldığınızda daha uyguna geliyor. Bunu göstermek istedim. Bakalım başka şeyler var mı burada. Her yerde her şeyde bir indirim var zaten şu an. Ama istediğiniz modelleri almak istiyorsanız erken gelmeniz gerekiyor. Şimdi sizlere göstereceğim ürün fotoğrafçılıkla ilgilenen, videografiyle ilgilenen arkadaşlara özel. Bu kamera benim kameram. Ben bu kamerayı yaklaşık 1,5 senedir kullanıyorum. Çok iyi bir kamera. 2000 dolar almıştım. Şu an bunun fiyatı 1700 dolara düşmüş. Burada diğer kamera indirimlerini tekrar göstererek devam ediyorum. Sony'nin A9'u var. 3500 dolar, 4000 dolardan düşmüş. A7 R4 var. Bu da 500 dolar indirime girmiş. 3000 dolar şu an. Yanındaki 24-72.8 lens var, biliyorsunuz Sony'nin meşhur lensi, 2000 dolar. Yanında da Sony A6600 var. Tabi bu 18-35 lensiyle birlikte 1700 dolar. Sadece 100 dolarlık indirim yapmışlar. Şimdi yavaş yavaş Best Buy'dan ayrılacaktım ama ayrılmadan önce şöyle lensler dikkatimi çekti. Sizlere kısaca lenslerden bahsetmek istiyorum. Sony'nin en güzel lenslerinden biri olan 70-200-2.8 G Master lens. Bu lens bende var. Ben de geçen sene 2200 dolara almıştım. Abdullah'ın da öğrenci mailini kullanarak bir 100 dolarlık oradan da indirim almıştım. Burada 2400 dolar. Normalde bunun piyasası 2700-2600 dolar civarında. Hemen yanında 70-300 olan var. Bu versiyonu bilmiyorum. O yüzden çok fazla yorum yapmayacağım. Ama en son çıkan Sony'nin 12-24-2.8 G Master var. Bu da 3000 dolar. Bunda indirim yapmamışlar bile.
Onun dışında burada 50 dolar bir indirim var 35'te, 35.18'de. Ve bu da 16.55 2.8'de. Bu herhalde e-mount olarak geçiyor. Bu e-mountlarda evet. Bunlar yeni çıktı piyasaya. Bunlar var. Sizlere bunları göstermek istedim. 24.105 de çok güzel bir lens. Onun fiyatını yazmamışlar. O lens alınabilirdi mesela. Şimdi DJI'nin Mavic 2 Pro'sunun ve Mavic 2 Zoom'un yanındayız. Aa, burada Air 2 varmış ya. Air 2'yu görmedim. Süper. Ben de Air 2 almak istiyorum. Her neyse. Hemen indirimlerine bakalım. Mavic 2 Pro var. Şu an 1539 dolar. 60 dolarlık bir indirim yapmışlar. Mavic 2 Zoom'a da 60 dolarlık indirim yapmışlar. Onun dışında Air 2'da indirim yok. 1000 dolar. Tabi bu da Fly More kombosu. Ben bunu almak istiyorum işte yakın zamanda. Bakalım. Şu an biraz daha beklemem gerekecek. Yanında da farklı markaların dronları var. Bu da DJI rakip olabilecek bir drone markası. Evo 2 Pro'nun fiyatı 1700 dolar. 100 dolarlık bir indirim var. 8K olan versiyonu var. Orada da 100 dolar indirim yapmışlar. Okay, this one, yeah. Şimdi burada 80 dolar gösteriyor ama ben bir daha check etmesini istedim çünkü bu edition değildi. Edition olmayanında indirim vardı diye biliyorum ben 30 dolar. Ona bakmaya gitti arkadaş. Olursa NBA alacağım.